Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ramazan girdi. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Enteresan bir Ramazan değil mi? Teravih yok, cuma namazı yok, camiye gidemiyoruz. Değişik bir Ramazan oldu. Neyse, sahura kalkacağız inşallah. Bir şekilde Ramazan'ı herhalde anlayabileceğimize inanıyorum. Bir de bugün bir genç arkadaş köşe yazısı yazmış, gazeteci. Defter kapanmak iyi olmadı diye. Bu bakkalların veresiye defterlerini kapatıyorlarmış ya, bazı işte basında çıkıyor falan. Veresiye defterleri kapanıyor diye bakkallara vatandaş borcunu ödemiyormuş. Nasıl olsa birisi kapatıyor, kapandı falan diye. Bu iyi olmadı diyor. Bakkallar şikayetçi diyor. Yani bakkallar şikayetçi olabilir ama bence veresiye defterleri kapanması güzel olay da, sağ elin verdiğini sol el görmemesi lazım. Böyle bir anlayışımız var bizim ama bunu uygulayamadığımız için, az yapıp çok reklam yaptığımız için, dolayısıyla da yapılan reklamlar sanki çok iyilik yapılıyormuş gibi piyasaya yansıyor. Sıkıntılı vatandaşlarımıza da farklı beklentiler oluşturuyor. Bence bu konuda biraz dikkat etmemiz lazım. Ne yapabiliriz? İşte dediğim gibi, sağ elin verdiğini sol el görmemesi lazım ki bu yapılan iyilikler şey yapılsın. Ben şahsen hiç marketlerden, büyük marketlerden alışveriş yapmam. Ben mahalle bakkalından alışveriş yaparım. Yani bu Başakşehir için geçerli değil. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, marketlere, pek büyük marketlere girmeyi sevmem. Mahalle bakkalları benim için her zaman tercihimdir. Esnafla sohbet ederim, muhabbet ederim. Hal hatır sorarım. Mesela geçen Denizli'deydik, oradaki işte esnafla sohbetimiz oldu. Adam artık beni tanıyor yani, mahalle bakkalı. Bir hukukumuz oldu, camide karşılaştık falan. Ama ben o ruhsuz, o marketlere girseydim muhatap olacak insan yok, soru soracak kişi yok, bir muhabbet oluşturamıyorsun. O sosyal donatıyı oluşturamazdım. Esnaf benim için her zaman değerli. Mahalle bakkalları her zaman için çok önemli. Bazen sıkıntı oluyor, cebinde para olmuyor, unutuyorsun. Bir şey oluyor, mahalle bankası bakkalına yaz da diyebilirsin. Hatta bir arkadaşım bir darda, sıkıntıda, ya bir şey almam lazım diyor, telefon ediyor sana. Tamam diyorsun, şu bakkaldan al, işte hallederiz diyorsun falan. Yani bence mahalle bakkalları diyalog olarak çok önemli. Veresiye defterlerinin kapanması da çok güzel bir şey ama reklamsız yapmak lazım. Belediyeler de bunun çok reklamını yapıyor. İcraat önemli. Yani şimdi İzmit'te her yer kapatacağım, kapatacağım veresiye defterlerini diye reklam olmuş. Ama işte gazeteci çocuğun yazdığına göre 4-5 tane bakkalın, işte bilmiyorum, işte 5-10 tanedir en fazla, defteri kapanmış yani. Diğer bakkallar pek kapanmamış. Kapansa bile yani bunu reklam yapmanın iki yönlü sıkıntısı var. Bir, yani yaptığımız hayır hayırlıktan çıkıyor. İki, veresiye bu sefer insanlarda beklenti oluşuyor. Tabii gariban insan, sıkıntılı insan zordur yani, evden çıkarken, eve gelirken çocuğuna harçlık verememek, o üzüntüyü yaşamak, onu yaşayan insanlar bilir. Yani bu geçim sıkıntısı, çocukların bir şeylerine, taleplerine cevap verememe sıkıntısı, bunlar kolay hadiseler değil. Onun için tabii gariban, sıkıntılı insanlar bekleyebilir, hakları doğrudur. Reklamını yapmadan bu işi yaparsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.